Merdivenler. 1984 yılında iki katlı bir evde tekerlekli sandalyeye mahkum, tamamen hareketsiz, yaşlı, dul bir kadın yaşıyordu. Kocasının gizemli ölümünden beri günlük işlerinde ona yardımcı olması için onu her gün ziyaret eden bir bakıcının yardımına ihtiyaç duyuyordu. İşleri daha da zorlaştıransa evin iki katının birbirine yalnızca içeriden eski bir merdivenle bağlı olmasıydı. Yaşlı kadının ikisi arasında hareket etmesi gerektiğinde bakıcı onun narin vücudunu bir bebek gibi merdivenlerden yukarı ve aşağı taşımak zorunda kalıyordu. Bir gün polis dul kadından bir telefon aldı. Bir cinayet işlenmişti. O zamanlar polis birimleri az olduğundan ve katil olay yerinden çoktan kaçmış olduğundan ilk olay yeri raporunu düzenlemek üzere yalnızca bir dedektif gönderilirdi. Dedektif eve geldiğinde bakıcının evin birinci katında ses telleri parçalanmış, kan gölüne dönmüş cesedini merdivenin tepesinde tekerlekli sandalyesindeki yaşlı kadının hareketsiz ve sessizce izlediğini gördü. Belli ki kadın şoke olmuştu. Merdivenlerden yukarı ve aşağı hareket edememesi ve cinayetin işlendiği sırada orada mahsur kalması nedeniyle onu şüpheliler arasından hemen eleyebilirdi. Bu cinayet yıllar önce alt kattaki kanepede uykusunda boğulan kocasının ölümüne çok benziyordu. Dedektif eldivenlerini taktı, fotoğraf çekti, kanıt toplamak için örnek aldı ve daha sonra adli tabip gelene kadar cesedin üstünü örttü. Bunların hepsi rutin işlerdi. Herhangi bir ipucu bulmak için evin alt katını inceledi. Sonra yaşlı kadına üst kata çıkıp bakıp bakamayacağını sordu. Yaşlı kadın bütün bu süre boyunca yukarıda olduğunu ve o gün kendinden başka kimsenin orada bulunmadığı konusunda ısrar etti. Ancak buna rağmen dedektif merdivenleri çıktı ve yaşlı kadın tereddütle ve korkuyla kenara çekildi. Merdivenin arkasında üç kapalı kapının olduğu dar bir koridor vardı. Her kapının arkasını kontrol etti. Boş yatak odasını. Hiçbir şey yok. Banyoyu. Hiçbir şey yok. Yaşlı kadının uyuduğu son yatak odasına doğru yavaş yavaş ilerlerken kaygılanmaya başladı. Kapıyı açtı. Her şey normal görünüyordu. Bir yatak, bir gardırop ve lambalı bir komodin. Odanın her duvarını dehşet içinde kontrol etti. Çünkü keşfettiği şey bu değildi. Olduğu yerde durmasına ve yavaşça kılıfındaki silahına uzanmasına neden olan şey keşfetmediği şeydi. Bu o kadar küçük bir ayrıntıydı ki kocanın ölümüyle ilgili son soruşturmada bunu tamamen gözden kaçırmışlardı. Çünkü üst katta telefon yoktu. Aniden bir ses duydu. Silahını çekip odadan dışarı fırladığında merdivenlerin üstünde boş bir tekerlekli sandalye duruyordu. Yaşlı kadın gitmişti.